Gündem dışı ilk söz, koronavirüs sebebiyle esnaflarımızın yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri hakkında söz isteyen Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı'ya aittir. Buyurunuz Sayın Kaşlı. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ülkemizin içinde bulunduğu bu zorlu zamanda hepimizin ortak amacı vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve bu süreci en az zararla atlatmaktır. Bunun için vatandaşlarımıza evde kal çağrısı yapılarak virüsün yayılmasını engellemek amaçlanmaktadır. Ancak bu durum beraberinde kepenklerini açamayan, açsa dahi siftah yapamadan dükkanını kapatan esnafımıza çok ciddi ekonomik sorunlar doğurmuştur. Bu süreçte yapılan birçok devlet desteği esnafımızın sorunlarını bir nebze de olsun hafifletmiştir. Ekonomimizin temel yapı taşı olan esnafımıza yapılan bu destekler için hükümetimize teşekkür ediyorum. Bunun yanında özellikle küçük esnafımızı kaybetmemek için sağlık alanında olduğu gibi bütün esnaf kesimlerinin temsilcilerinden oluşan bir ekonomik kurul oluşturulmalıdır. Bakkaldan manava, pastaneden berbere, giyimden taşıma sektörüne kadar sayısız alanda faaliyet gösteren yaklaşık 2 milyon esnafımız ya işletmelerini kapatmak zorunda kaldı ya da satışlarında azalma meydana geldi. Bu durumda hem esnafın ailesinin hem de yanında çalışanların günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek gelirden mahrum kalmalarına sebep oldu. Bu nedenle tüm esnafımıza nefes aldıracak önemli bir ekonomik destek paketi hazırlanmalıdır. Esnafımız bu süreçte krediye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Kredi almak için bankaya başvuru yapan esnafımız karşısına sicil engeli çıktığından ihtiyaç duyduğu krediyi alamamaktadır. Özellikle KGF kredisinden yararlanmak isteyenlere de farklı sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu konuda esnafımızın geleceği için acilen bir sicil düzenlemesi yapılmalıdır. Zorlayıcı şartlar ortadan kaldırılarak faizsiz ve en az bir yıl geri ödemesiz kredi imkanı verilmelidir. Ülkemizde etkisini Mart ayının başında göstermeye başlayan salgın sebebiyle Mart ayı ödemelerini kredi kullanarak yapan esnafımız Nisan ve Mayıs ödemelerini en az 3 ay süreyle faizsiz olarak ertelenmelidir. Virüsle mücadele kapsamında şehir içi ve şehirler arası yolculuğun kısıtlanması sonucunda yolcu taşıma sayısı bir anda düşen halk otobüsü, şehirler arası otobüs, dolmuşçu, servis aracı gibi taşıma sektöründeki esnafımızın da mağduriyeti göz ardı edilmemelidir. Şoför esnafımızın kullandığı akaryakıttan vergi alımı en azından bu süreçte durdurularak gerekli destek verilmelidir. Ayrıca taşıma sektöründeki birçok esnafımız araçlarını kredi çekerek veya çek senet düzenleyerek almışlardır. Şu an iş yapamaz durumda olan bu toplu taşıma esnaflarımızın borçlarının ödenmesinde kolaylıklar sağlanmalıdır. İşkur istatistiklerine göre salgının etkili olduğu Mart ayında İşkur'a kayıtlı işsiz sayısı bir önceki aya göre 223.323 kişi birden artarak 3.675.000'e yükselmiştir. Özel sektörde çalışıp süresiz ve ücretsiz olarak çıkartılan işçiler bu artışın ana sebeplerinden biridir. Hazine ve Maliye Bakanımız bu konumdaki işçilere 1170 TL'lik aylık ücret verileceğini açıkladı. Ancak bu kardeşlerimizin mevcut kredi borçlarının ve taksitlerinin de 3 ay süreyle faizsiz olarak ertelenmesi en önemli taleplerindendir. Tarım sektörü de bu salgın sebebiyle olumsuz etkilenmiştir. Tarım ve Orman Bakanımızın çiftçiye yapılan destek ödemeleri için ve tohum desteği düzenlemesi kapsamına memleketim olan Aksaray'ın da bu 21 ilin içerisinde yer almasından dolayı teşekkür ediyor. Ayrıca yem fiyatlarında indirim yapılmasını talep ediyorum. Devlet kurumlarımızla vatandaşlarımız arasında köprü görevi sağlayan, vatandaşlarımıza ulaşamadıkları ilaç ve temel gıda gereksinimlerini sağlamaya çalışan muhtarlarımıza da buradan teşekkür ediyor ve en az birer maaş tutarında
ekonomik bir destek sağlanmasını talep ediyorum. İçinden geçtiğimiz bu zor günleri liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in de ifade ettiği gibi milli dayanışma duygularını teşvik ederek, yardımlaşma hissiyatını harekete geçirerek aşacağımıza yürekten inanıyorum. Ayrıca bu süreçte üstün bir gayret ve fedakarlıkla gece gündüz görev başında olan sağlık çalışanlarımıza, güvenlik mensuplarımıza bir kez daha teşekkür ediyor ve genel kurulu saygıyla selamlıyorum.